Herkese merhabalar, Halime'nin mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok pratik bir açma tarifim var. Kesinlikle daha önceki açmaları bir kenara bırakın, bu tarifle deneyin. Çok memnun kalacaksınız. Hem çok lezzetli hem çok pratik. Dilerseniz hemen tarifimizin yapımına geçelim. Açmamız için gerekli olan malzemelerimiz 1 yemek kaşığı instant maya veya bir paket yaş maya da kullanabilirsiniz. 2 yemek kaşığı toz şeker 1 su bardağı ılık süt 1 su bardağı ılık su Bardak ölçülerim arkadaşlar 200 ml yani klasik su bardaklarından Şeker ve mayayı tamamen eritmek için yaklaşık 1-2 dakika kadar çırpıcıyla çırpıyoruz Tamamen mayamızın eridiğinden emin olduktan sonra Aktifleşmesi için bir 5 dakika kadar dinlendiriyoruz. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi benimkisi biraz fazladan aktifleşti arkadaşlar. Ee, sizler sadece bir 5 dakika bekleyip üzeri köpük köpük olduktan sonra kaldığınız yerden işlemize devam edebilirsiniz. Bir çay bardağı sıvı yağ. 2 tane yumurta akını içerisine sarısını üzeri için ayırıyoruz. 1 tatlı kaşığı tuz. Tekrar tüm malzememizi güzelce çırpıyoruz. Tuzumuzun da tamamen erediğinden emin olduktan sonra artık unumuzu ilave edebiliriz. Toplamda 5 su bardağı un kullandım ben arkadaşlar. Fakat biliyorsunuz ki her un aynı sonucu vermiyor, kalitesine göre veya bardak ölçülerinize göre bu değişiklik gösterebilir. Lütfen sizler ununuzu eklerken kontrollü ekleyin. Öncelikle çok az unumuzu ilave edip spatula ile şöylece bir kabasını toparlıyoruz. Yoğurma kabımızın etrafını güzelce sıyıralım arkadaşlar. Hamurumuzu iyice bir toparlayalım. Son kalan unumuzu da ilave edip tekrar aynı işlemden geçirelim. Bu aşamaları spatula ile yaparsanız sizin için çok daha bir kolaylık olur. Hamurunuzun bir kabasını toparladıktan sonra elle yoğurma işlemine geçebilirsiniz. Hamurumuz spatula ile güzelce toparladıktan sonra artık yoğurma işlemine geçiyorum. Elle de hamurumuzu güzelce bir toparlıyoruz. Ee, bu hamurumuz olandan daha çok yumuşak bir hamur olduğu için elle fazlasıyla yapışıyor. Ee, bu aşamada ellerinizi yıkayın. Daha sonrasında sıvı yağ ile yağlayıp tekrar yoğurma işlemine devam edin arkadaşlar. Ben de görmüş olduğunuz gibi ellerimi yıkadım. Daha sonrasında sıvı yağ ile yağlayıp yoğurma işlemine devam ettim yaklaşık 3-4 dakika kadar yoğuruyoruz çünkü gerçekten yoğurmak isteyen bir hamur ne kadar çok yoğurursanız o kadar güzel sonuçlar alırsınız hamurumuzun üzerine kapatıyoruz daha sonrasında yaklaşık bir 30 dakika kadar mayalanmaya bırakıyoruz hamurum tam 30 dakika içerisinde mayalandı şöyle güzel bir şekilde havasını alıyorum Tezgahımızın üzerine çok az sıvıya ile yağlayıp hamurumuzu tezgaha alıyoruz. Biliyorsunuz ki çok yumuşak, ele yapışan bir hamur olduğu için e, muhakkak tekrar ellerinizi sıvıya ile yağlayıp tezgahınızı yağlamanız gerekiyor daha rahat çalışabilmek için. Daha sonrasında ben tüm hamurumu kullandım ama sizler isterseniz hamurunuzu ikiye bölüp de aynı işlemi yapabilirsiniz. Ben bütün hamurumu tezgaha aldım, ellerimi sıvıya ile yağlayıp açabildiğim kadar hamurumu açtım. Bu aşamada oklava kullanmanıza hiç gerek yok arkadaşlar Elle kolaylıkla açabilirsiniz Zaten çok yumuşak bir hamur olduğu için bu aşamalarda sizi hiç yormayacaktır 100 gram tereyağını Hamurumuzun her tarafına gelecek şekilde Elimizle sürüyoruz Daha çok yağlı seviyorsanız yağ miktarını arttırabilirsiniz Daha da az seviyorsanız Tekrardan yağ miktarını azaltabilirsiniz Tek tek açıp yağlamak yok arkadaşlar. Gerçekten bu şekilde çok pratik oluyor. Hamurunuzu tek seferde açın, içerisinde bu şekilde yağlayıp şekillendirin. Hem çok lezzetli hem de çok pratik oluyor. Güzelce yağladıktan sonra hamurumuzu bir ucundan tutup ortasına doğru katlıyoruz. Daha sonrasında elimize şöyle bir güzelce bastırıyoruz. Hamurumuzu katlamış olduğumuz yönüne her tarafına gelecek şekilde tereyağından sürüyoruz. Elimizle iyice düzelttikten sonra öbür kısmını da içe doğru katlıyoruz. Onu da bir güzel açtıktan sonra elimizle sadece yarısına kadar tereyağı sürüyoruz. Daha sonrasında hamurumuzu ikiye katlayıp artık hafifçe elimizle açıp son halini veriyoruz arkadaşlar. Elimizde çok hafif hamurumuzu dikdörtgen şeklinde açıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde olması yeterli oluyor. Bir bıçak veya rulet ile hamurumuzu istenilen boyutta kesiyoruz. Ben iki parmak kalınlığında yaptım arkadaşlar. Gerçekten hiç uğraştırmıyor. Çok çok lezzetli oluyor. Sadece yarım saatinizi ayırın. Bu şahane lezzeti yapın arkadaşlar. Kestiğimiz hamurların her iki ucunu tutup hafifçe çekiştiriyoruz. Daha sonrasında her iki ucunu birleştirip birbirine ters olacak şekilde çeviriyoruz. Son aşama olarak simit şeklinde yani halka olacak şekilde her iki ucunu birleştirip yağlı kağıt serili tepsimizin içerisine alıyoruz. Tekrardan bir tanesini daha göstereyim. Elimizi çok az bir şekilde düzeltiyoruz. Her iki ucunu birleştirip tekrar her iki ucun birbirine ters gelecek şekilde çeviriyoruz. Daha sonrasında yuvarlak olacak şekilde uçlarını birleştiriyoruz. Tüm hamurumuzu aynı işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Açmaları tepsi içerisinde üzeri kapalı 10-15 dakika kadar tepsi mayasına bırakıyoruz. Ben yalnızca 10 dakika bekledim ve açmalarım bu şekilde kabardı arkadaşlar önceden ayırmış olduğumuz iki tane yumurta sarısını açmalarımızın üzerine çok hafif dokunuşlarla fırça yardımıyla sürüyoruz arkadaşlar tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz hemen şimdi abone olup zil butonunu aktif ederseniz yeni gelecek olan tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz bir de şunu eklemek istiyorum arkadaşlar. Hamur işinde yumurta kullandığınız zaman yumurtanızın içerisine bir çay kaşığı kadar sıvı yağ ilave edin. Çırpın. Daha sonrasında hamur işlerinizin üzerine sürün. Bu şekilde hem daha parlak hem daha güzel kızarıyor. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında açmalarımızın üzeri nar gibi kızarana kadar pişiriyoruz. 40 dakika içerisinde açmaların pişti ve bu şekilde nar gibi kızardı. Artık servise hazır. Yepyeni tariflerle görüşmek ümidiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.